يجري وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إلى آخر الآيات. محترم جواسي إخواني bizleri yaratan, bizleri yaşatan, bizlere sayılamayacak nimetleri ihsan eden, sayılamayacak nimetlerin en yücesi, iman şerefiyle bizleri şereflendiren, kendisine kul olma nimetini bize ikram eden, bütün peygamberlerin kendisine ümmet olma arzusunda bulunup, bulunduğu, bütün kainat kendi nurundan, kendi hatına var edildiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ümmet olma şerefiyle şereflendiren, ona indirdiği Kur'an'a bizleri ehil eden, kendisine yönelmeyi ikram etmesi üzerine dostlarına bizi koşturan, dostlarına bizi sevdiren, bizi dostlarına sevdiren, dostlarının meclislerinde bizi tutup hak ve hakikati bizlere öğreten, kelamları, bakışları rahmet olan, kelamları hasta kalplere şifa olan, büyük dostların içerisinde ve dostan numunesi, meşayihin numunesi olan sevgili efendisinin mecliste bizi kavuşturan, onun femi şeriflerinden çıkan tesirli nasihatları bizim kulaklarımıza, kulaklarımızdan da kalbimize indiren ve bize kendine kulluğu öğreten, kendisini zikretmeyi öğretmekte dostu efendisi kullanan, daha sayamayacağımız vallahi çok nimetler var. Sayamayacağımız nice nimetleri bize ikram eden Rabbimize nihayet hamd senalar olsun. Mevlamız Celle Celaluhu biz kullarına daima merhametiyle muamele ediyor. Lütfuyla keremiyle muamele ediyor. Bizim işlemiş olduğumuz günahlara, bizden sadır olan taksiyatlara bakıp muamele etmiyor. Eğer bizlerden sağlayacak taksiyata bakarak muamele edecek olursa Mevla bizleri hiç bu nimetleri tutmayacak. Allah korusun, Allah muhafaza eylesin. Ama böyle mahdar lütfundan, kereminden, Sevgili Efendisi'nin himmetiyle, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaati, cümle meşayihimizin himmetleriyle Cenab-ı Hak bizleri güzel meclislere koşturuyor. Güzel meclisleri Rabbim bizlere ikram ediyor. Rabbim bize güzel ihsanı ve ikram ediyor. Allah ihsan ve ikram bir mevzi muvaffak eylesin. Bir nimet ki çok değerlidir, o nimetin muhafazası için çok dikkat lazımdır. Dikkat nasıl? İnsan şükreden olacak. Şükreden olmazsa o zaman nimet elden gider. Seni bağlı buyurlardı ki, Kadısı Allah'a sırada buyurlardı ki, oğlum mal, Mevla'ya şükretmekte iki fayda vardır. Mevcut nimetin artması bir de muhafazası vardır. Olmayan nimetlerin de gelişine sebep olması vardır. Olmayan nimetlerin oluşuna sebep olması vardır. Ve bu mübarek insanın bu fevi şeriften çıkan kelamlarda şu ayetlerin tefsiridir. Beyin şekar cümle eziden de eğer siz zikrederseniz ben nimetleri Allah arttıracağım buyurur. Mevcut olan nimetler üzerine nimetler vereceğim size. Nimetler vereceğim. En büyük nimet nedir cemaatimiz? İmandır. Neden bildin böyle? Cenab-ı Hak bizi onun için yarattı. Ayet-i Kerime'yi cemil okuyayım size. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben karak tülkünün önünüzde illa riyabım.
İnsanlar cinler ancak bana kulluk etsinler, beni bahsinler ve beni bilsinler, bana iman etsinler diye Allah yarattım buyuruyor. Bu gayet olursak ne mutlu bize. Elhamdülillah ki bu gayet değil, Cenab-ı Hak bizi buraya koşturuyor. Rabbim kendisini ihsan eylesin. Bu gayet işine çıktığımız vakti iş tehlikedir cemaatimiz. O zaman dağdaki yaşayan hayvanlardan insanın farkı olmamış olur. Hoca, insana sen öyle dedin, ben ne diyeyim? Allah öyle buyuruyor. Ulaki kelen âferun Allah. Onlar hayvanlardır, hayvanlardan daha aşağıdır. Akraba bağlanmak hayvanlardırlar, hayvanlardan daha aşağıdadırlar buyuruyor. Kim? Allah'a buyuruyor, ben demiyorum. Yaratıcı ayetinin içine çıktı mı insan, tehlike öğretir. Allah bize karışsın, mahfuz eylesin. Ama ne var ki cemaatimizin son zamanlarda, belki şu son ahir zamandaki, son zamanlar, ahir zamanda, ahir zamanda diyeyim, çok böyle Rabbimizin uzaklaştırıcı haller oluşuyor. Allah bize karışsın, mahfuz eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahidi manası pek anlayamıyor. Şimdi daha iyi anlıyor. Ben esasen diyor ki bir kişi öyle bir zaman gelecek ki akşamdan mümin yatacak ya sabahleyin kafir olarak kalkacak. Sabah mümin olacak, akşama gavur olacak. Allah bize karışsın, mahfuz eylesin. Ok yerden çıkar gibi İslam'dan çıkacak. Allah korusun, Allah mahfuz eylesin. Bu günlerde öyle günlerdeyiz. Kendimizi, çocuklarımızı koruyalım. Çevremizi koruyalım. Allah bizi dinden çıkartmasın inşallah. Mevla çıkartmaz, Mevla verdiği nimeti almaz, ta ki biz o nimete sahip çıktıkça. Ama nimete sahip çıkmasak Allah elimizden nimeti alır. Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Peki. Cenab-ı Hak okudum ayetlerin devamında buyurur. Böyle inkefer dünyada bir şey. İsrafi nimetlere karşısından ki olursanız, şükretmezseniz o zaman benim azabım Allah şiddetlidir buyurun. Mevla'nın azabı nedir? Rabbim bizi muhafaza eylesin. En büyük azabı nedir? Hemen deprem olması değildir. Gökten yıldırım şu adam ölmesi değildir. Bunlar değildir. En büyük azap ne biliyor musun? İnsanın iman dairesinden dışarı çıkmasıdır. Bundan daha büyük bir musibet yoktur cemaatimiz. Gavur geldi, musalla doldu. Canına kasteder, şehit düşersin. Ama cemaatimiz. İslam dairesinden bir insan çıkarsa ne olur? Allah korusun, Allah muhafaza eylesin. En büyük bela musibet olur. Allah bize o büyük beladan, musibetten korusun, muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Ama çok 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 böyle zor zamandayız. Çocuklarımızı korumak, çevremizi korumak bize lazımdır. Ben kardeşlerime tembih ediyorum, talebelerimize ve hocalara tembih ediyorum diyor. Aman kardeşim, teknolojiden uzak dur. Teknoloji size yaramıyor. Hangi teknoloji? Yani hayırda kullanılmaya çok az olan, genelde şerde açık olan ve sen ben hayırda kullanıyorum derken önüne müstehcen tablolar çıkan şeyden, teknolojiden uzak dur, sana yaramaz. Bu teknoloji seni berbat edecektir. Bir şeye bakıyorum derken müstehcen bir tablo, açık saçık bir kadın fotoğrafı önüne çıkartıyorlar. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Bakmak yani değil. Uzak dur. Allah seni korusun, mahfuz eylesin. Önce böyle teknoloji. Bak ben teknolojiye asla karşı olmam. Nasıl olacağım? Mümkün mü? Olur böyle bir şey. Ama yanlışlar çok var. Seni delalete düşürecek. Seni haktan uzaklaştıracak, seni namazından kesecek, seni ibadetten kesecek, seni dininden koparacak, seni cehenneme küçük edecek, yollardan uzak tutmak için. Ben diyorum ki aman kardeşim bu işlere ulaşmayın, elinizi uzak tutun, Rabbinizin dinine sarılın. Elhamdülillah ben asik görevinizim, arkadaşınız, kardeşiniz hep beraber. Ben öyle bir şey istimal etmiyorum, kullanmıyorum, ben yaşıyorum. Yaşıyorum yani ha, yaşamamazlık yok, yaşıyorum. Yemek değil, içmek değil. Nefes değil, bak hava değil ki alıp teneffüs edersin. Bir şey değil ki ya, ne olacak yani ha? Allah bizleri kayırsın, muhafaza eylesin. Yanında bir hayır yoktur. Allah bizi muhafaza eylesin. Abi hepimizi muhafaza eylesin. Bakıyoruz cemaatimiz gibi. Yani
3 ay olmuş, 1 hafta olmuş, 10 gün olmuş, hemen boşanma davasına gitmişler. Yok bir şey. Toplumda bir şey kalmadı. Aile mevzu diye bir şey yok. Hiçbir şey kalmadı. Herkes mahkemelerde. Herkes mahkemede. İyi değil, neremiz iyi. Herkes mahkemede. Allah bizi kurtarsın. Hep neden bunlar cemaatimiz gibi? İslam'dan uzaklaştık. Uzaklaşınca Mevla bizi nefsimizle baş başa bıraktı. Ve Mevla taatleri bizleri nefsimizle baş başa kaldığımız vakitten o zaman bize de fil hep kötü şeyler, tuzaklar kurdu. Allah korusun, Allah muhafaza eylesin. Amin. Yine bir ayet okuyabilirsiniz. Cenab-ı Hak buyurun. وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَنْ وَمَنْ عَرْضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِشْتَرْ دَنْكَ وَنَحْشُرُوا مَا قِيَدَ عَمْ Allah Allah. Acayip ayetler var. Fakat siz bu ayetleri çok okuyorum. Her kim Rahman'ın zikir ki Kur'an'dır. Kur'an'dan yüz çevirirse biz ona dünyada dar bir geçim vereceğiz. Maişette darlık vereceğiz, aile efradına darlık vereceğiz, toplumda darlık vereceğiz, toplum yaşanmaz edeceğiz. Her sıkıntıyı koyacağız. Her sıkıntıyı Allah diyor, ben koyacağım diyor. وَمَنْ عَادَمْ ذِكْرِ فَيْنَّ لَهُ مَعَشَدًا دَنْكَ Her kim diyor, Kur'an zikrinden Kur'an'dan iş çevirse, tevbesine işi olsa, aile işi olsa veya patron olsa veya bir amir olsa veya bir memur olsa her kim diyor Allah. Kadın olsun erkek olsun. Kim diyor Kur'an'dan yüz çevirirse biz ona dar bir yaşam vereceğiz. Dar bir yaşam dünyada. Öyle bir darlık vereceğiz ki nefes alamayacak nefes. Allah bizleri karşısına muhafaza eylesin. Peki dünya böyle ama ahiret nasıl? Ahiret bari rahat olsun. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve nahşuru yevmel kıyameti ama kıyamette biz onlar kör olarak haşredecek, kör. Gözleri görmüyor. Ve diyecekler ki, ya Rabbi dünyada görüyoruz, bize ne oldu? Siz bir ayetlerimizden çevirdik bize size. Unutmak bu mesele, sizi unuttuk, sadece rahmetimizden sizi kestik, Cenab-ı Hak buyuracak. Allah bizleri karşısın, muhafaza etsin bu hitaplardan cemaatimiz. Bunlar hepsi oluyor. Allah bizleri kıyamet gününde gözü açık olanlardan eylesin. Demeyelim ki, tamam, ve nahşuru yevmel kıyameti ama kör olarak haşredecek olacak, o zaman diyecek, ya Rabbi ben görüyordum, bana ne oldu da görmüyorum diyecek. Böyle demekten Allah bizi kayıpsın, mahvede eylesin. Ya Rabbi şimdi ifade edin. Ayetlere başlamadan önce malum sen bir beyt okuyor. O beyt. Neden okuyoruz? Çünkü Fener Zeynep bize İsmet Galibullah Şükrü Beyti'yi sürekli söyler. Şeriat kendisi hakikaten tarikat. Şeriat haktan hazinesi. Her hazineye bir anahtar lazımdır. Şeriat hazinesi anahtar nedir? Aferin maşallah. Ama sesiniz çok basit çıktı yani. Ha. Evet, bize cevabınız güzel ama sesiniz böyle tok değil yani. Ha. Peki, her hazinenin bir anahtarı var. Şeriat hazinenin anahtarı nedir? Tarikat. Allah sizi tarikatta ayırmasın. Tarikatı daima savunanlarda eylesin. Tarikatı daima yaşayanlarda eylesin. Savunmaktan da öte yaşayanlardan Rabbim hepinizi etsin inşallah. Teşekkür olsun diye söylüyorum. Elhamdülillah bu fakir Efendimiz Hazretleri'yle kalbi beraberliği 12-13 yaşındayken başlamıştı. Tam bilmiyorum ama takriben o vakit yaşlardı. Kalbi beraber başlamış. Bir zaman sonra tabi Efendimiz Hazretleri'yle Cenab-ı Hak bir damlaya nasip etti maşallah. Belki 35-40 sene yaklaşmıştır. Bilmiyorum 35 sene falan olmuştur veya 40 sene yakın. Yani elhamdülillah acil bir şeydir yani. Her gün insanda farklı bir hal var. Her gün farklı yukarıya doğru, aşağıya doğru değil. İnsan bir dini yaptıkça, dostuna rabıta oldukça her zaman farklı bir hal alıyor. Her zaman böyle yukarıya doğru tırmanı. Allah her gün bizi tarikata ayırmasın. Şimdi ben yaşamışım bunu. Dost da hayırlı söyler. Ben bunu yaşamışım, tadıyorum. Tadıyorum, siz de tadasınız istiyorum. Seviyorum çünkü sizi. Sevdiğim bu yolu siz de tadasınız istiyorum. Burada istifade ettiğim şeyleri siz de istifade edin diye sizlere tavsiyeler buluyorum. Allah bu tavsiyeleri tutanlardan alın beni. Benim şeyhim Efendimiz Hazretleri Sükkan'da sallallahu aleyhi ve sellem biz ondan çok istifade etmişiz. Bütün meşayihin hürmetim sonsuzdur. Ha? Üstad Mula Burhanetli Efendi'ye ondan sonra Menzilek Şeyh Efendi'ye, Kulak Gazi'ye hepsi hürmetim sonsuzdur. Başımın tacıdırlar. Ben hepsini ayaklarında paspas keşke olabilsem ama benim emdiğim, beslendiğim yer
yapan nazirin katasonla hazırlandılar Fatih amin. Allah bizi ondan ayırmasın. Amin. Onun mübarek ve şerefinden çıkan nasihatları tutup o nasihatlerle yolunu kıyam devamı Allah bizleri muvaffak eylesin. Amin. Onların ruhunun devamı için çalışacak hizmetten kullanılan Rabbimiz eylesin inşallah. İsa'yı Kudüs'ten şu beyte gelmiştik. Bismillah Gariyullah buyuruyor Kadda sallallahu aleyhi ve sellem. Kahır sıfatıyla Allah tecelli. İderse sarken nimet tecelli. Hudadan gayri yok iden tecelli. Sualle cevabında bükürli. Hemen hak hak deyip Hakk'a giderim. Cemali ve kemali seyrederim. Maşallah. Rabbim bizleri bu beytin geri yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Diyor ki kahır sıfatıyla Allah tecelli ederse sarike nimet tecelli. Fenasiyetçe buyurlardı ki bu beyti okuyunca fi'lul cemili cemilun. Allah Allah. Cemilun Allah-u Teala'nın işleri güzeldir. Güzel olan Allah'ın işleri güzeldir. Ziyade güzel olan Allah'ın işleri hep güzeldir. Öyle derdi. Ondan sonra beyti açıklamaya başlıyordu. Kahir sıfatıyla Allah tecelli ederse sarike nimet tecelli. Salik demek tarikat dersini almış, müritlik yapıyor. Allah'a zikreden kullar demektir. Evet, Mevla Teala'dır bir kuluna salik ediyor. Kahır, Allah Allah. Kahır sıfatıyla tecelli ederse. Ne güzel bir tecellidir. Kahır demek şu demektir. Yani kahredici. Ona efendim bela veriyor, musibet veriyor. Kime? Müride. Allah'a kendisi zikreden kula musibet veriyor Allah Teala. Böyle yaparsa diyor, bu ne güzel bir tecellidir diyor. Ne güzel bir ihsandır diyor. Ne güzel bir tecellidir. Allah da ne güzel bir ikramıdır diyor. Allah Allah. Sen şaşırıyor böyle değil mi? Musibet ediyor, ne güzeldir diyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah bizi böyle kullandı eylesin. Amin. Dosttan gelen, dosttan dosta gelen velev ki eziyet olsun, velev ki nimet olsun hepsi rahmettir değil mi cemaatimiz? Allah bizleri öyle olmaya bizi muvaffak eylesin. Biz Rabbimize dost olacağız. Rabbimize dost olacak, Rabbimize tokat olacak, gene biz ona dost döneceğiz. Allah başkasına ödemekte bizi kayıtsın muhafaza eylesin. Allah-u Teala kar sıfatı var, bütün sıfatı vardır Mevla'nın. Cemal sıfatı ve celal sıfatları vardır. Allah-u Teala bütün sıfatıyla tecelli ederse hep iyilikler, her taraf süt liman olur. Yani güzellikler olur. Ama Allah-u Teala kar sıfatıyla tecelli edilir, her taraf toz duman olur. Allah korusun Allah. Rabbimizin muhafaza eylesin. Kar sıfatıyla tecelli ederse, bundan takriben herhalde 99 deprem miydi? Cenab-ı Hak karşısında bir tecelli etti, her taraf toz duman oldu. Bir baktım, yollar yıkılmış, yere gitti, buradan Sakarya'ya ulaşım yok, gidilemiyor, köprüler yıkılmış, hepsi yerle bir olmuş. Allah Allah, karşısında. Ama önce fay attı, patladı ben. Ya bırak mı sen? Kim patlatıyor onu? Allah. Allah patlatıyor. Ama önce binalar da sağlam, Allah'ın azabına bina falan dayanmaz. Şimdi okuyacağım ayette de göreceksiniz. Ne insanlar Allah-u Teala nasıl bir azap etmiş bir göreceğiz bakalım. O zaman diyeceğiz ki ha Allah-u Teala azabına bir şey dayanmaz diyeceğiz. Çaremiz yoktur. Mevla'nın azabına karşı ne yapacağız? Takva olacağız. Takva ile Cenab-ı Hak azabı bizden kaldıracaktır. Allah bize takvaya muvaffak etsin. Evet. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde buyuruyor. Allah-u latifun bi'ibadihi yertku ve yeşehul kaviyyul. Oğul kabul aziz. Allah latiftir. Lütfedicidir. Lütfü sıfatıyla tecelli eder, karşısıyla tecelli eder. Lütfü sıfatıyla tecelli ederse her taraf süt liman oluyordu. Karşı sıfatıyla tecelli her taraf toz dumana kalkıyordu. Ne diyor Allah'ımız? Allah-u Teala kulağın latiftir. Ne demek latiftir? Yardık olmayı yaşa. Dedi kulağın rızık verir. O Allah'ın kavi kavidir. Yani ziyade kuvvetli. En aziz. Cihada gayet yapmadığı yer, yapmak istediğini yapar. Ona malik kimse yoktur. Ya Rabbi seni hiç tanıyamadık, tanımaya bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Vallahi Allah'ı bilemedik.
Bilemedik Allah'a. Ya Rabbi seni bilmeyi bize nasip et. Allah-u Teala'nın karşısının altında gizli bir lütuf, lütfu ilahi vardır. Ondan sebep, Sıfır Gayrı Bol biliyor ki, Huda'dan gayrı yok iden teselli. Niçin diyor, Allah-u Teala'nın diyor, yani karşısının tecellisi çok güzeldir, ne güzel bir tecellisi böyle söyledin diyor. Çünkü Huda'dan gayrı yok iden teselli. Mevla'dan başka kulun teselli edecek kimse yoktur. Mevla'dan büyük dereceye verecek, onu teselli edecek. Bir derece vermek için kullar musibet veriyor. Derecesini arttıracak. Yukarıya doğru çıkartacak derecesi. Musibet ha, kul ona sabrettikçe ona yüksek makamı vererek Allah onu tekrar teselli ediyor. Bak kulum ben sana böyle yazdım ama bak bu makamlar sana verdim ha. Allah bizi bu makama ayırmasın inşallah. Sual ile cevap büküldü. Diyor ki yukarıdaki mısralarımızda hem sual var hem de cevap var. Sual Cenab-ı Hak buyurdu ki, İsmet Gaybullah buyurdu ki, gayr sıfatıyla Allah tecelli giderse sakinde yine tecelli. Bir müride, Allah yolcusuna, Allah'a dost olmaya çıkan kişiye, Allah-u Teala gayr sıfatıyla tecelli ederse, bu ne güzel bir tecellidir. Bu da nasıl bir şey bu ya? Böyle bir şey mi olur ya? İnsan böyle bir şey aklına geliyor. Cenab-ı İsmet Gaybullah cevap veriyor. Huda'dan yok. Huda'dan yok gayri tecelli. Huda'dan gayri yok iden tecelli. Çünkü diyor Allah'tan başka kişiyi teselli edecek kimse yoktur. Önce azap veriyor, musibet gönderiyor, peşinde senin derecelerini arttırarak seni tecelli ediyor Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi, bizleri sabreden kullanın o mevzi muvaffak ya. Menazeyen bize burada şey Yunus Emre, Tatlı Hazretleri'nin tekesi Yunus Emre'nin beytlerini de okuyordu. Ey padişahı ben yezel, ey kadiru kadiru hayyuk ezel, lütfu hoş, kahri güzel, bütün de hoş, kahrın da hoş derdi. Ey padişah ben yezel evet, padişah burada Mevla kastediyor. Padişahlık bitmeyen, asla bitmeyen Allah'ım. Ey kadiru hayyuk ezel, ey kadiru olan Allah'ım, hay diri olan Allah'ım, ezel ebediyen diriliyor olacak, ebediyen evveli olmayan bir yani. Evveli de yok, sonu da yok. Sürekli yani nedir? Kaydır, kadirdir. Ya Rab, senin lütfun hoştur, ikramın hoştur. Kahran da güzeldir ya Rabbi diyor. Kim? Tatlı Kazı'nda tekezi günü semre diyor. Lütfun da hoş, kahran da hoş diyor. Lütfunla muamele etsen bana hoştur. Kahrınla Muhammed'in bu da gene hoştur bana diyor. Diyor devamında gelse celalinden cefa. Celal Allah-u Teala'nın azamet sıfatıdır. Oradan hep böyle Cenab-ı Hak işi azaplar çıkar. Öyle insanlara musibetler gelir. El diyor gelse diyor celalinden cefa. Celalinden cefa geliyor. Veya cemalinden vefa. Yani cemalinden de güzellikler bana gelse İkisi de cana sefadır diyor. Ya Rabbi diyor ikisi de bana eşittir. İkisini de ben çok seviyorum. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyor. Lütfun da hoştur, kahrın da hoştur diyor. Allah bizim tatlı kazetinden tekiste gitsem ne gidersin ya. Ya. Hoştur bana senden gelen diyor. Ya Rabbi diyor senden bana ne gelirse hepsi hoştur diyor. Yani diyor ki ya Gonca Gül yahut Diken. Büyük büyük böyle güller gelse o da hoştur. O gül değil de diken gelse o da hoştur diyor. Senden geliyor çünkü sen benim sevgilimsin. Senden geliyor. Ben sevgiden gelen hoştur. Ben de seviyorum diyor. Allah bizi o makama eriştirsin. Yahut inat yahut kemer. İnat demek şu demektir. Çok değerli bir kumahta yapılan kaftana söyleniyor. Senden diyor ya Rabbi diyor senden diyor bana hinat gelse diyor. Çok değerli böyle kumaş yapılan bir kaftan da bana gelse diyor. Kefen de gelse bana eşittir diyor. Ya Allah. Biz kefeni görsek yol değiştiriyoruz. Değil mi ya biz kefeni görsek yol değiştiriyoruz. Korkuyoruz. Aynı odada kefenle yatamıyoruz. Yani. Ha, korkuyoruz. Kefen olduğunu bilsek yatamıyoruz. Korkuyoruz. Ama gireceksin içine. Çaren yok. Sonra mesela gireceksin. Özlükten sonra gireceksin. Hele bir tabutta görsek orada asla yatamayız. Nasıl yatacağız?
Tehlikedir ya lan. İçine de gireceksin ama çaren yok. Gireceksin de bu içerisine. Allah bizleri iman selametiyle kesecek kamyonlarda yapacak. Bak ne güzel söylüyor değil mi? Yunus Taptuk Hazretleri'nin tekstini Yunus Emre. Yahut hil'at, yahut kefen diyor. Senin diyor bana verdiğin hil'at diyor, hil'at yani çok değerli kumuşlar falan kaftan adı, kaftan da olsa diyor. Kefen de olsa bana eşittir diyor Rabbi diyor. Rıstım da hoş, kafan da hoş diyor. Versen diyor hil'at o da hoştur. Versen diyor kefen o da hoştur diyor. Kefeni giysem de hoştur. Ölüp kefeni giysem de bana hoştur. Hayatta yaşatsam da bana yani güzel elbise verse o da hoştur diyor. İkisi de bana eşittir diyor. Az tarafta fark yoktur diyor. Sen benim sevgili Rabbimsin diyor Allah. Devam ediyor daha. Burası çok acayip. Dinleyin bakalım. Aşıkınız sana kuldur. Aşıkınız sana kuldur. İster ağlat, ister güldür onu diyor. Kim ağlatır? Allah. Kim güldür? Allah. Aşıkınız sana kuldur. İster ağlat, ister güldür. İster yaşat, ister öldür. Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi. Ne acayip değil mi? İşte Efendim Hazretleri diyor, bu eğitleri okuyoruz ben size okuyayım arzu ettim. Öyle. Maşallah maşallah. Allah bizleri Mevla'nın imtihanlarına karşı güzel mukabele eden kullan bu mevzi muvaffak eylesin. Mevla imtihan etti vakitte ne diyecek? Tekrar Mevla'ya sığınacağız. Başına sığınacak taraf yoktur. Ne diyecek? Hemen hak hak deyip hakka gidecek. Cemal'e bak yaz. Mevla bizi imtihana koydu. Ne yapacak? Dertlenmeyeceğiz kimse. E bu imtihan senin efendim çocuğunla olabilir, hanımla olabilir, onunla olur, bununla olur, ahbabınla olabilir, mümkündür. Hemen ne diyecek? Hemen hak hak Allah 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 diyeceğiz. Hakka Mevla'ya gideceğiz. Mevla yoluna gideceğiz. Cemal-i Bak Kemal'i seveceğiz. Kemal sahibi Cemal'i seyreden kullanan olacak inşallah. Allah'ım bizleri bu beytin gereği ne diye mümin olmaya bize nasip etsin. Ya bu gereği, bu beytin gereği derviş olmaya bize nasip etsin. Bu beytin gereği yani yaşayan kullanan olmaya Allah bizi muvaffak etsin. Acip bir şey değil mi cemaatimizin? Bir daha beyti okuyayım, ondan sonra hulasa olarak, kısa olarak. Kahar sıfatıyla Allah tecelli. İderse sakin ni'met tecelli. Allah-u Teala bir kuluna. Kahar sıfatıyla tecelli edecek. Kahar yani demek kahar. Yani bela verecek, musibet verecek. İderse salike, Allah yolcusu olan kişiye, İderse böyle, bu ne bir tecellidir ya? Ne hoştur be, güzel bir şeydir bu, güzel bir ikramdır o diyor. Nasıl güzel olacak ya, böyle bir şey mi olur ya? Bela, musibet denir mi buna? Ne diyor? Hudadan gayrı yok iden tecelli. Ya Allah sana verdi bunu, sana bu musibeti verdi, sen sızlandın, ettin, ağladın, buna binen sabrettin, sabrettin üzere Cenab-ı Hak sana ne verdi? Teselli ediyor sana, yüksek makamlar veriyor, başka nimetler veriyor, o şekilde seni teselli ediyor. Sualde cevabında bir küllü. Az önce söylediğim şey, peki imtihanında ne diyecek? Amerika'ya mı yok, Avrupa'ya mı yok, kime? Allah'a gideceğiz. Deprem oldu kime gideceğiz? Allah'a gideceğiz. Değil mi? Sen oldu kime gideceğiz? Allah'a gideceğiz. Düşmanlara Allah bize olsa kime? Mevla'ya gideceğiz. Değil mi? Mevla'ya gideceğiz. Allah kendisine dönmeye bizim vaffa gelesin ya. Hemen hak hak deyip hakka giyelim. Mevla deyip Allah Allah. Hak hak Allah. Allah 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 diyeceğiz. Gönlümüzü haykıracağız Mevla'yı. Mevla'ya gideceğiz. Ha cemali bak Kemal. Mevla cemal Kemal. Olgun mu kullan cemali Kemal sıfatı. Cemali seyredeceğiz inşallah. Allah öyle olmaya bizi muvaffak eylesin. Şimdi ayetlere başlıyorum. Bugün dersimiz çok acayiptir. Çok dikkatli dinleyin. Çok ibret alınacak işler var. Yani bak buyurun. Vel fecr. Önce Cenab-ı Hak işe kasem ederek, yemin ederek başlıyor. Hani biz yeminler de kullanırız, sözümüzü tekitte kullanırız. Ben bunu böyle yaptım, yapmadım. Ya, vallahi yaptım diyorsun mesela. Değil mi? Veya diyorsun ki ben bunu böyle yapmadım. O kaç tek yaptın diyor. Vallahi yapmadım diyorsun. Değil mi? Yani, kuvvetlendiriyorsun dediğin şey. Takviye ediyor. Cenab-ı Hak şimdi yani söyleyeceği bir şey var. Onu takviye ediyor. Kuvvetlendiriyor. Ver fecri. Fecri emin ol. Güneş doğmadan önce sabah namazının vakti girdiği vakitteki
tan yerin ağarmasına emin olun. Henüz daha güneş doğmamış, güneşin ışığının artık yavaş yavaş parıltısı vurduğundan sebep uzaktan. Vurduğundan sebep tan yeri ağarmaya başlıyor. O tan yeri ağarması vaktine emin olsun Allah buyuruyor. Mevla Teala'nın derinişeye emin eder. Bilse derinişe. Biz ancak Allah'a emin ederiz. Başkasına emin edemeyiz. Kur'an'a emin edeyim. Kur'an'a indir Allah'a emin edebilir ama Kur'an'a emin edemeyiz. Ama Mevla dediğine emin yapar. Mevla şimdi bak ne yaptı? Fecre emin etti. Fecre emin olsun. Fecir neydi söyledim az önce. Sabah namazının vakti giriyor, hani imsak diyoruz. O vakitten sonra işte o fecir, yani güneşin doğduğu tarafta güneş böyle aydınlığın oluşmaya başladığı vakte emin olsun. Devam ediyor. وَلَيَارِنْ عَشْرِ Allah Allah. Zilhicce'nin ilk 10 gününe emin olsun Allah buyuruyor. Zilhicce. Haç ayları var. Şevval. Zilkade, Zilhicce. Zilhicce, yani Ramazan-ı Şerif, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Zilhicce hac ayları bunlar. Zilhicce ayın, yani hacda olunan bir vakittir, ilk 10 gündür. O ilk 10 güne Allah yemin ediyor. O 10 geceye yemin olsun Allah buyuruyor. Peki, 10 geceye, وَشَّفْءِ وَالْبَثِ 10 gecedeki çift gecelere, 10 gecedeki tek gecelere de yemin olsun Allah buyuruyor. 10 gece içerisindeki tek gecelere, 10 gece içerisindeki çift gecelere, yani ilk mesela 10 gece içerisinde. İlk birinci gece tektir. İkinci gece çifttir. Üçüncü gece tektir. Dördüncü gece nedir? Çifttir. Böyle o tek gecelere ve çift gecelere emin olsun Allah buyuruyor. Daha bitirmedim böyle. Tek ayını. Valleyl geceye emin olsun. Ne vakti gece? İzâ yes. Yes demek şu demektir. Yani geride bıraktığı vakitteki geçti, gece geçti, geride kaldı, geldik yani gece gitti, gittiği vakitteki geceye emin olsun. Yani mesela diyelim ki gece gitti, gündüz geldi, gelmeden önceki geceye emin olsun. Allah oraya da emin ediyor. Şimdi bir şey söyleyecek, dikkat edin inşallah. Her fi zâlike قَسَمُ الْلِجِعِجِ Her gün der ki, bizim hükettiğim bu şeylerden, hükettiğin şey neydi? Fecre'ye emin ettim Mevla. Dilice'nin 10 günü emin etti. Dilice'nin 10 gündeki tek ve çift geceler emin etti. Bunlar da, her gün der, bunlar da bir de geceye emin ettim Mevla. Bunlar da yok mudur? Kasem yok mu? Kendisi yemin edecek şey yok mu? Var, nasıl yok? Tahkik içindir bu. Kim için ama kasem olur? Bildiği hicrin. Marifet nuruyla nurlanmış akıl sahipleri için. Allah bizi okulun aklı sahibi eylesin. Hakikat nuruyla nurlanmış akıl sahipleri için kasem vardır. Öbürleri için yoktur. Öbürleri bu işi anlamaz. Kim anlar bunu? Marifet nuruyla nurlanmış akıl sahipleri anlıyor. Allah bizi okul sahiplerinden eylesin inşallah. Şimdi Cenab-ı Hak cezayı getirdi. Elem tara keyfe fa'ale rabbuke bi'ad ey Habibim Muhammed Mustafa aşikar olmakta görmek gibi olan bir yakini olan bilgiyle Allah sana bildirmedi mi neyi keyfe fa'ale rabbuke bi'ad atkamını Allah nasıl yaptığını sana bildirmedi mi? Atkamını kimdir? Hud Aleyhisselam kavmidir. Hud Aleyhisselam kavmidir. Hud Aleyhisselam kavmidir. At kavmidir. Allah nasıl bir azap etti seni? Allah bunu bildirmedi. Ne demek yani? Cenab-ı Hak kendi bildirmesi bildirdi. Bir de tevatüren bilgiyle bu geldi. Ve bunların benzerlerine. Ey Habib Muhammed Musa. Efendimiz'i teselli ediyor. Ya Muhammed. Sen müşriklerin yaptıkları şeylerden çok tasalanma. O at kavmi ki bu da Aleyhisselam kavmidir. Ona Allah ne azap etti bellidir. Bak ben sana bunu haber veriyorum. Senin kavmi sana eziyet ediyor. Sana o kavme de azap etmeye ben kadirim. Vakti var, vaktini bekliyorum. Allah-u Teala Hazretleri azap vaktinden önce tövbe edeyim vefak edersin. Kimdir o? Ad
Ariman. Yüksek yüksek binalar sahibi olan İrem kavmi. İrem demek yani İrem'in soyuydu, zürriyetiydi o Ak kavmi. Ne yapıyorlar bunlar? Yok ya Rabbi Lüban. Vasıf bana ne diyor? Elleti lem yuhrak mislu hazil bilen. Beldelerde, şehirlerde, karyelerde onlar gibisi yaratılmadı. Allah en güçlü kuvvetli onları yarattı. O kadar güçlü yaratılmışlar. Gerçi de diyor ki onlar diyor uzunluğu diyor bir acayip diyor. Bir adamın uzunluğu 400 lira. 400 lira. 400 lira. Anlatayım mı? 400 lira. Bir lira şuradan şuraya kadar. Bize göre, onlara göre bu 400 lira. Onların büyüklüğüne göre 400 lira. Şimdi bize göre değil bu. Bize göre 400 lira ne olacak? Bir şey değil. Yani yarım metre, 200 metre yapar. Onlara göre, kendilerine göre 400 lira. Onların ziralara sen düşün artık nasılsın. Ziralara düşün nasılsın. O kadar büyük adamlar Allah yarattı. Güçlü, kuvvetli adamlar. O kadar güçleri vardı ki cemaatinin. Koca bir kayayı kaldırıyordu, dağdan koparıyordu. Böyle ha. Yani vişlerin yapamadığı şey yapıyordu. Yani vişler çünkü yapamıyor, kayayı alamıyor. Vişlerin yapamadığı şey, kayayı alıyordu, götürüyordu. Bir mahalleye atıyordu, mahallenin tamamını yok ediyordu. O kadar güçleri vardı. Ama Allah bunları bir yok etti. Allah Allah. Ya Rabbi sen bize kayın muhafaza ya. Gene diyorum, Mevla'nın azabına dayanmak mümkün değil. Değil mi? Mevla'nın azabına karşı hiçbir tedbir yoktur. Bir tek tedbir var, takva olmaktır. Şeyhim öyle söylemişti. Kadası Allah'a sığır. Gene söyleyeyim. Deprem olmuştuk. O yine 90'lı Düzce depremiydi. Arkadaşlar geldiler ki Fındaysin. Depreme karşı nasıl tedbir olur? Takva olur dedi. Sevgili de öyle takva olur. Takva olur da Allah'a kurtarsın ya. Yani. Mevla'dan başka az önce beni de şey, hak hak diyeceğiz. Başka diyecek bir şey yok ki. Mevla'dan bizi kurtaracak inşallah. Gördüğünüz gibi ya, Ad kavminin hali bu. Peki, daha elem tara, ey Habib Muhammed Mustafa, sen zahir olmakta görmek gibi olan bir bilgiyle sen bilmedin mi? Keyfe fa'ale Rabb, senin Rabbin nasıl yaptı? Kime? Bir Semud kavmi. Semud kavmi de Salih Aleyhisselam kavmidir. Salih Aleyhisselam kavmi nasıl bir azap etti sen bunu bilmiyor musun? Yani biliyorsun sen bunu. Hakka yakın biliyorsun ya nasıl azap etti. Bunlar ne yapıyorlardı? Çünkü Cenab-ı Hak ellezine cavu sakra bil ve vadilerde büyük kayaları dağlardaki büyük kayaları koparıyorlar. Fettehadu fiyha dağlarda evler ediniyorlar. Kayalar yutup kayaların içerisinde yaşıyorlar. Ya sen düşün bakalım bu. Ne deprem bir şey tesir de etmez mi bir şey değil mi? Ama Allah'ın azabı olduğu hiçbir şey değil mi? Değil mi? Nereye kayalar, koca mukem kayaları oyuyor, mukem kayaların içerisinde yaşıyor. Böyle. Böyle bir kuvvetleri vardı ama Allah onlara bir azap etti, yerle bir etti. Niçin azap etmişti onlara? Haddi aştılar. Salih Aleyhisselam'dan deve istediler. O da Cenab-ı Hak ona verdi. O zaman işte önceki derslerinde geçmişti. Bir gün ol içecek, bir gün suyu öbürleri kullanacaklar. Unuttum. Öyle nöbetleri vardı. Dayanamadılar. Deveyi kestiler. Kesince bu sefer öyle azap etti onlara. Hiç kimse Allah'ın azabını ondan kurtaramadı. O muhkem kayaların içerisinde yaşıyorlar diye kayaların içerisinde. O kayaların içerisinde yaşıyorlar. Orada da Allah yakaladı. Hepsi bitirdi. Hiçbir şey kalmadı. Peki. Bu kadar mı? Daha devam ediyor canım. Yine Cenab-ı Hak diyor. Eren taraf. Ey Habib Muhammed Mustafa. Zahir olmakta görmek gibi olan bir bilgiye sen bilmedin mi? Neyi? Keyfe fa'ale Rabb. Senin Rabbin nasıl yaptı? Kime? Bir Firavun'a. Firavun da bir acayip. Allah şeriden muhafaza. Hocam geberdi gitti ya. Ya Firavunlar gitmez. Firavun her zaman var. Allah şerlerinden korusun muhafaza eylesin. Ya. Nemrutlar bitmez. Ha Nemrutlar bitmez. Firavunlar bitmez. Ondan sonra Semud kavmi bitmez. Değil mi? Bitmez bunlar. Ad kavmi bitmez. İrem kavmi bitmez. Allah şerlerinden korusun muhafaza eylesin.
Şerden, tamam şerden de Rabbimize sığınıyoruz. Peki, Firavun Allah'tan nasıl azap etti? Sen bilmiyor musun? Yani biliyorsun. Bir evtad, o Firavun ki. Yani çiviler sahibi, çiviler. Allah Allah. Anlatayım size cemaatimiz. Bir kadının imanını anlatayım. Onun hazinesinin efendim bir bekçisi kadın. Kendi kızının da başını tarıyordu. Başını tararken elinden tarak düştü ve dedi ki yani Allah'tan başka ibadet eden kişi helak olsun manası ifade bir şey söyledi. Söyleyince sen dedin benim babam Firavun'dan başkasını ilah mı kabul ediyorsun dedi. Dedi ki senin babanın da benim babam da yerlerinde göklerinde sahibi olan Allah'a ben iman ediyorum dedi. Kadı tabii kızı yani kadın yanından çıktı gitti babasının odasına ağlayarak gitti. Dedi ki baba bir şey ağlıyor kızı sorusuna sordu dedi ki baba böyle böyle. Yani sen bana hizmete koyduğun bu kadın senden başkası başka ilahı var. Ona ben üzüldüm üzüldüm ağlıyorum dedi. Ona haber gönderdi. Böyle dedi, öyle dedi. Doğru dedi. Ben dedi senin de senin de benim de yerlere göklere Rabbim Allah'a ben iman ediyorum ben onun kuluyum dedi. Bu sefer cemaat dört tane kazık çaktı dedi. Böyle. Bir, iki, dört. Ayaklarını bağladı böyle gergin. İki ellerini böyle bağladı. Bütün akrepleri ve yılanların üzerine saldı. Akrepleri ve yılanları saldı. Akrepler kemiriyorlar. Artık demek zehir almış artık bilmiyorum. Veyahut da yılanlar kemiriyorlar onu. Diyor ki seni diyor iki ay bu azapta tutacağız diyorlar. Sen diyor beni 70 ayda bu azapta tutsan ben dönmeyeceğim diyor bu ayda. Rabbinden. Öyle diyor. Baktı çare bulamam. İki tane kızı vardı. Bir tane büyük kız. Geldi gözünün önünde onu kesti. Vazgeçmesen dedi bir tane daha kızım var. Küçük onu keseceğim dedi gözünün önünde. Getirdi. Dedi değil diyor iki tane. Bütün dünyadaki çocuklar benim çocuğum olsa beni onları keseriz. Gene ben bu yuvadan vazgeçmeyeyim. Allah Allah. Ya Rabbi bu kadın iman bize ihsan eyle. Amin. Nacay bir iman değil mi? Böyle bir iman acaba var mı şimdi? Kimde var ya? He? Rabbim bize nasip etsin. Amin. Ya Rabbi konuşturuyorsun. Konuşturduklarını yaşamaya bizim muvaffak eyle. Amin. Evet. Sonra cemaatim Müslüm kız çocuğunu getirdi ufak tabi. Kız çocuğu tabi. Göğsüne koydu. Emmeye koydu onu. Nasıl emecek? Çok da ufak böyle kız çocuğu. Sonra onu kesecek oldu. Bu sefer o esnada yani anne ya gönlü böyle biraz şey oldu çocuğun düşünüyor ne yapacak derken çocuk başladı konuşmaya. Anne dedi sabret ömür selamettir dedi. Anne sabret dedi ömür selamettir dedi. Ufakken konuşan çocuklardan bir tanesi de oydu. Konuştu. Kim konuşturdu? Allah. Kim yardım etti o kadına? Allah. O makamlar kim verdi? Allah, Allah verdi Celle Celaluhu. Bu sefer Firavun bir hanım var Asiye validemiz. Asiye validemiz imanını gizliyor kocasından ve kardeşi o da iman, ehli iman ona bu eziyeti görünce dayanamadı. Firavun'a yaklaştı dedi ki sen kadar kötü bir adam yok dedi. Sen bu kadına ne kadar bir azap yaptın dedi. Sen ne kötü bir insansın dedi. Yoksa dedi o kadındaki delilik sende de var mı dedi. Ben de deli veren değilim dedi. Ben dedi o kadının yanında Allah'a ben de inanıyorum dedi. Bu sefer Firavun karısını da aldı böyle geldi. Eziyetler etmeye başladı. Allah şerrinden muhafaza etsin. Ha, Cenab-ı Hak ne buyurdu? Ziyevten,
direkler sahibi, çiviler sahibi olan Firavun'a nasıl Allah azap etti? Nasıl azap etti? Denize soktu onları, değil mi? Hepsini yok etti. Kim yaptı? Allah. Allah yerle yerine ruhu. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor. اَلَّذِيَ دَغَافِينَ بِلَادِ Bunlar öyle kişilerdi ki o Semud kavmi. Ondan sonra Semud kavmi acele etme. Hud kavmi. At kavmi, Semud kavmi, Firavun bunlar öyle zalimler ki Dağafir bilen bütün bellelerin taşkınlık yaptılar. Nasıl taşkınlık yaptılar? فَاَكْتَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَسَادِ yaydılar, çoğalttılar. Nedir fesat? Küfrü. Nedir fesat? Mahsiyetleri. Bütün mahsiyetleri ortaya çıkardılar. Buna binaen Cenab-ı Hak فَسَادَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ Senin Rabbin onlar üzerine döktü. Suyu döker gibi azabı döktü. Neyi döktü? Savta hada, şiddetli olan bir azap. İdrak edemeyecek, akıllan almayacak bir azapla Allah'ından azaplandırdı. Allah bize karşı mahvettir. Abi ne dedi ki, ya Muhammed senin kavminin gücü o kadar yok ha. Ben öyle derim yok ettim, senin kavmini yok ederim. Ama her şey bir vakti vardır, vaktini bekleyeceksin. Allah bizleri, Cenab-ı Hak bizleri kendisi kullukta daim eylesin. Acayip ayetler değil mi varmış? Ayetin son tarafına geldik. Ben gidiyorum. Sen Allah'a gafil mi zannediyorsun? Sakın ha. Böyle gafil zannetme. Ben de anlıyorum. İnne rabbeke de bil mirsat. Demek muhakkak ki senin Rabbin mekandan münezzehtir. Anlamamız için Cenab-ı Hak bu şekilde ifade bulunuyor. Gözetleyen kişilerin gözetleme mekanda Allah da gözetliyor. Ne demek? Gözetliyor, gerektiği vakte gerektiği ceza verecek, onun cezasına kimse mani olamayacak. Allah bizleri ceza gerektirecek, yani azabı gerektirecek işlerden korusun, muhafaza eylesin. Allah bizleri bundan muhafaza eylesin. Eğer azabı gerektirecek bizden sadık olduysa, bizi kimse kurtaramaz. Mevlana bizi kim kurtarır? Ancak kendisi kurtarır. Neyle kurtaracak? Tövbe diye kurtarır. Allah bizleri kusurlarımızı görüp tövbeye bizi muvaffak eylesin. Bu ayetler okundu. Normalde bir hafız efendi vardı. O okuyordu. Bugün sadece sabah o olamadı artık. Bir mazereti var neyse. Birisi okudu. Ferberler birisi buralar okudu. Hikmetiyle Allah onu tutmayacak. Okulda burayı okutacak. Bunlar bize duyuracak. Ben de şaşırdım. Bu denli ayetleri okuyorduk ama şimdi izah edince, beraber müzakere edince benim kalbim acayip oldu. Yani Allah bizleri azaba getirecek işlerden korusun Allah. Yani cemaatimiz çok kritik dönemlerdeyiz derken azap bulut hep üzerinde dolaşıyor. Bu azap bulutların kalkmasına sebep olan ve inmesine mani olan bir şey o da medreselerdir, tekkelerdir. Allah medrese tekkeleri sayesinde çoğaltsın inşallah. Yani hani şeriflerde görmüşüm. Efendimiz sallallahu aleyhi buyuruyor ki Cenab-ı Hak yeryüzüne azap etmeyi indirmeyi murad ediyor. Sonra Kur'an ehline bakın. Kur'an okuyanlar var. Varsa azabı oradan kaldırıyor. İndirmiyor. Evet cemaat müslümin. Azap bulutlarının inmesine, azap bulutlarının azap gelmesine mani kimdir? Neler? Menzilere ve tekkelerdir. Allah menzilere ve tekkelerin sayısını çoğaltsın. Ama garip bir şeydir ki her taraf söylüyor diyor ki hocam bütün menzilere kapanıyor. Talebe sizden kapanıyor. Talebe yok. Kimse çocuklarını vermiyor. Kimse yapmıyor. Yani hepsi uzaklaşıyor bu işten. Bundan da anlıyoruz ki azab ilahi gelecek. Allah bizleri karşısında muhafaza eylesin. Dönelim ben. Dönelim de kurtulalım azaptan. Kimse o azaba tahammül olamaz. Edemez. Yani peşi sıra şahslardan bir tane gün ahbaplardan birisi olacak işte şeyde çiğ düştü, işte uçak düştü, oldu bu. Hepsini yapan Allah'tır. Yapan kim? Mevla'dır, Mevla. Mevla'dır. Yani hadi buralar hem neyse de, yani hiç duymamışım Elazığ'da deprem oldu. Van'da duyuyorum, Muş'ta duyuyorum ama Elazığ'da kim yaptı? Allah yaptı. Kim yaptı? Allah yaptı. Hemen tabii
deniyor ki ya binaları sana verdim. Ya tamam bunu da söyle bir şey demiyor ama. Dedi ki takva olun ya. Allah'ın dine dönelim ya. Böyle demiyor da. Allah bizi ıslah etsin. Binaları sana ya tamam o da olsun bir şey demiyor ama bu bize bir beladır. Bize bu musibettir. Bu musibet bizim günahlarımız elimize geliyor. Onun için biz tövbe edelim. Böyle diyelim ya. İnsanlar da kendine gelsin tövbe etsin. Allah tövbe bizi muvaffak etsin. Ayrıca da şey müteahhit kılıyor. Ya tamam var neyse var, var. Ama kabul edecek kusur biziz. Allah bizi tövbeye muvaffak etsin. Allah bizi tövbede tutsun inşallah. Şimdi hadis-i şerifleri de okuyayım. Ondan sonra inşallah mektuba dokunacak kısa bir dua. An Ebi Ka'b radıyallahu teala ondan An Ubey bin Ka'b. Ubey bin Ka'b'dan rivayet ediyor. Kâne. Kâne Efendimiz sallallahu aleyhi buyurdu. İnnel fütyelleti kân yuftûne biha. Kâne dedi ki Ubey bin Ka'b dedi ki İnnel fütyelleti fütye fetva vardı. Fetva. Elleti kân yuftûne biha. Kendisi verilen fetva şuydu. İnnel me'e minel me'e kâz ruhsatın sudan su kâz ruhsatın ruhsat oldu. Rakhasaha Resulullah Efendimiz zaten bunu ruhsat kıldı. Fîmet-i İslam, İslam'ın başı. İzah edecek şu an. Şimdi sonra emelen bir iltisal bak. Bundan sonra İslam başından sonra gusül abdesti almakta emretti. Şeriatta ayıp yok. Ben bunu konuşacağım. Mesela bir adam ehliyle beraber oldu. Henüz daha meni gelmedi. Ehlinden ayrıldı yani. Ehlinden o ameli bıraktığı vakitte. Yani ameli bıraktığı vakitte henüz meni gelmedi. Gusül abdesti gerekmiyordu. Efendimiz Aleyhisselam ilk zamanda onu gusül abdesti gerekli kılmadı. Sonra bu nesh edildi, nesih vardı. Bu hüküm kalktı. Efendimiz Aleyhisselam İslam başlangıcında böyle sonra velev gidiyor, hiçbir şey gelmese diyor. Bir erkek hanımıyla beraber yani oldu. Aleti onun aletine, kadının aletine dahil oldu, kayboldu. O halde ama meni gelmese de işi bıraksa kusur abdesti gerekir. Bunu böyle anlayın. Kusur abdesti gerekiyor. Hocam işim bunaydı ya. Ben ne yapayım? Efendimiz konuşuyor. Ben de konuşuyorum. Evet. Efendimiz öğretti. Ben de size öğretiyorum. Elinde bir şey yok. Söylemek zorundayım. Peki ya utanıyorum da konuşmaya. Halimden de anlıyorsun ama çarem de yok söyleyecek. Evet. An Ümmü Seleme. Ümmü Seleme'den rivayet ediliyor. Cahit Ümmü Süleym. Ümmü Süleym diye bir kadın Resulullah'a geldi. Efendimiz'e geldi. Fakat dedi. Ya Resulallah. İnne Allah la yestevne. Allah haktan haya etmez. Ben de sana soru soracağım. Bu kadın. Soru soracağım. Fel anem meneti min gusin izahteleme. İhtilam olduğu vakitte kadına gusül abdesti gerekir. İhtilam olduğu vakitte kadına gusül abdesti gerekir. Efendimiz cevap verdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Naam. İda ra'etil me'e. Kadın. İhtilam olduğu da suyu gördüyse yani elbisesinde veya yatağında suyu gördüyse yani meni. Meni'yi gördüğü vakitte kendisine çıkan meni'yi gördüğü vakitte o zaman gusül abdesti gerekir. Alacak. Ümmü Seleme radıyallahu anh şaşırdı. Fakat Ümmü Seleme ya Resulallah ve tehlerim versin kadın ihtiyar olur mu? Sordu. Fakat Efendimiz sahibi teribet yedak. Elin toprağa yakışsında. Hem ve üç yuha vele duha. Onda meni yoksa çocuk ona nasıl benziyor? Çocuk ona da benziyor. Meni var ki benziyor ona. Yani sadece erkek değil, kadında da meni vardır yani. Onun için ona benziyor. Öyle söyledi. Demek ki kadında ihtiyam olabiliyor. İhtiyam olduğu vakitte rüyalandı. Eğer yatakta ıslaklık veya çamaşır ıslaklık varsa şu an bir gereği. Erkekte de öyledir. Yatağında ıslaklık gördü. Yani meni gelmiş gördü. Çamaşırda öyle gördüyse o zaman ıslak dışı gerekiyor. Eğer rüyalandı da hiçbir şey görmediyse ıslaklık falan yoksa üzerinde o zaman ıslak dışı gerekmez. O hükmü de söyleyebilirsin.
Ve zâde müslim inne mâ er-racûlî. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki adamın menisi diyor galibun katıdır. Ebyadu beyazdır. Ve mâ el-mer'edi kadının menisi ise rakik ince esmer sarıdır. Şimdi devam edin bak. Femin eyyihime amere ala bunlardan hangisi galip gelirse ev hangisi önce hareket ederse bu ikilerinde hangisi önce hareket yekûnü bir rişebe benzerlik ondan oluşur. Ona benzer çocuk. Kime benzer? Mesela diyelim ki annenin menisi erken geldi. Veya annenin menisi galip geldi çocuk anlayamayacak. Babanın menisi galip geldi veya babanın menisi erken geldi. O zaman çocuk kime benzer? Babaya benzer. Devam ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet. Böyle yine Müslüm için başka bir rivayet vardır. İdâ alâ mâ uhâ mâ arracûlî. Kadının suyu diyor, yani menişi, erkeğin suyuna galip gelirse eşbevel ahvâr olur. Çocuk diyor, dayılarına benzer. Kime benzermiş? Dayılarına benzer. Ve idâ alâ mâ arracûlî mâ ehâ. Erkeğin suyu, yani erkeğin menişi, kadın menişine galip gelirse o zaman çocuk eşbevel ahmâr. Çocuk amcalarına benzer o zaman. Başka bir rivayette feyze işte maha kayla koca toplandı bir araya geldi. Fe'ana meni yuracu. Adamın menisi galip gelirse meni yer kadının menisine erkek o çocuk nasıl bir çocuk? Erkek çocuk olur. Ama bin Allah-u Teala takdiriyle. Yani Allah-u Teala takdiri erkek çocuk olur. Ve ana meni yur mer'eti. Kadının çocuğu. İşte kadının menisi galip gelirse meni yer alıyor erkek menisine esna bilme. Allah-u Teala'nın takdiri izniyle o çocuk kız çocuğu olur. Bu beyanlarda duymuş olduk. Biz de hoş şeyler duyuyoruz değil mi? Vatanelere öğreneceksiniz inşallah. Allah bizleri ilme, amele, ihlasa, takviye çalışan kullarına eylesin inşallah. Ne kadar hoş şeyler duyduk değil mi? Bunlar duymamışsınızdır şimdiye kadar. Bir yerde de duymazsınız. Zordur bu şeyleri. Biz önümüze çıkarı okuyoruz size. Onun için atlayamıyoruz. Çaremiz yok. Önce konuşacağım. Konuşmakta da utanıyorum ama ne var ki söyleyeceğim. Elhamdülillah Rabbim söyletti. Düşünüyorum ben buna nasıl söyleyeyim? Atlayayım mı burayı diye düşündüm. Nasıl atlayayım? Atlayamam ki. Nasıl atlayayım? Resulullah söylemiş konuşuyor. Ben nasıl konuşmayayım? Mecburen konuşuyoruz yani. Ha. Beni mazur görün. Kusurum başlayın. Özür diliyorum size ama konuşmak zorundayız. Ne yapayım? Öğrenci. Allah bizi öğrenenlerden eylesin. Evet şimdi mektubu aldık ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3. cilt 34. mektubun devamı İmam-ı Rabbani geçen hafta okumuş olduğumuz mektupta Mir Muhammed Emin'in annesine nasihat hakkında göndermiş olduğu mektuptu. Öncelikle iki madde hakkında nasihat ediyorlardı. Birincisi Ehl-i Sünnet Cemaat alimlerinin görüşlerine muvafık olarak onların gereğiyle itikadı sağlamlaştırmak ve sağlam olarak devam etmektir. İkinci olarak da fıkhi olan hükümlerin gereğince amel etmek, tatbik etmek, yaşamaktır. Ve genel olarak İmam-ı Rabbani bir kaide olarak yapmamız gereken şeyleri yerine getirmek, kaçınmamız gereken şeylerden de kaçınmak gerekli olduğunu, şimdi de gerek ibadet cihetiyle gerek ahlak cihetiyle bu iki maddenin içeriğindeki olan birkaç hususa değinecek, onları anlatıyor. يَنْبَغِي اَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ وَلَا فُتُورٍ Beş vakit namazın eda edilmesi gerekir, tembellik ve gevşeklik olmaksızın. مَا رِعَيَةِ الشَّرَائِضِ Şartların riayet edilmesiyle beraber. Şartlardan maksat da içindeki taharetinden, abdestinden, gerekse cemaatle namaz kılmak olsun, gerek içeriğindeki
huşu içerisinde olması gereken şartlarıyla beraber. Daha tadillerken, tadillerken, yani farz, vacip, sünnet, müsahab, mekruh, haram yapılması gereken şeyler ve kıraat ile, tecvid ile, talim ile bunların hepsinin riayet edilmesiyle beraber. Ve la budde min eda'i zekat eylan, namaz kılmanın eda edilmesi gerekli olduğu gibi zekatın da eda edilmesi gerekir. Ala takdiri husulil nisabi, nisab miktarının oluşmasıyla, yani borçlarının elden çıkartılması, ana şeylerin çıkartılması, neticedeki kalan nisab miktarından 1/4'inin ödenmesi. Tabi bu arada hayvanlarınki farklıdır, madenlerinki farklıdır. Diğer şeylerin her birine öşürlerinki farklıdır. Onların ölçülerine göre değişir. Ve indel İmam ile Allah'ın radıyallahu teala İmam Azam rahmetullahi aleyh katında tecbir zekâdü bi hulîyin nisâyi eyvan. Aynı şekilde kadınların süs eşyalarında da zekat gerekir. Çünkü onlar asıl olan ihtiyaçlar değillerdir. وَلَا يَنْبَغِي صَرْفُ الْاَوْقَاتِ بِاللَّهْمِ وَاللَّهْمِ Oyun oyuncak olan, boş olan şeylerde vakitleri harcamak uygun değildir. دَا وَاِتْنَافُ الْعُمْرِ ف۪ي مَا لَا يَعْنِ Maksud olmayan, gerekli olmayan, boş olan şeyler yine ömrü zayi etmek, telef etmek uygun değildir. Fazla ansar fiha fi umurin menhiyin anha kendisinden sakınılan yani yasaklanılan şeylerde onları harcamak nerede kaldı? Yani bir kişinin kendisine zulmetmesi olsun, toplumuna zulmetmesi olsun, Mevla'ya zulmetmesi olsun. Bu üç meselede özellikle kendisine yasaklanılan yani yapılmaması gereken şeylerde harcamaması gereken şeylerde gerek parasal cihetle gerek bedensel cihetle gerek diğer şeylerde bunları harcamakta daha da uzak kalmak gerekir, harcamamak gerekir. Yani bu ömür bir kere verildi, ilk ve son kere verildi. Rabbim kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Davayyakum ve rabete bil ghinay ve nameti. Yani şarkı, ezgi veya buna benzer şeylerde rağbet etmekten kaçınınız. Ba'idu enfusekum anir rağbeti demektir. Kendinizi şarkıya, çalgıya, bu gibi şeylere rağbet etmekten kaçınınız, uzak tutunuz. Davel inhida'a bil iltizadi biha, bunlarla lezzetlenmek. Yani bunlarla insan, hani derler ya, şarkı olarak müzik ruhun gıdası derler. Aslında belasıdır, Rabbim muhafaza eylesin. Onunla lezzetlenmekle aldanmaktan da kaçınınız. Fe inneha, çünkü şarkı veya bu benzeri olan şeyler, semmun meğliyun bil haseli, balla sıvanmış, kaplanmış olan bir zehirdir. Ve aleyküm bil icitinabi anil gıybeti ve nemimeti beynen nasi. Yine İmam-ı Rabbani farklı bir yine ahlak boyutunda gıybetten ve insan arasında söz taşımacılıktan kaçınmaya da yapışınız. Yani malumunuz gıybet çok kötü bir olan şeydir. Yani bir insan zina etse Mevla orada bir şey yapar, tövbe istiğfar eder ama gıybet ettiği vakte kimde hakkında istenmeyen bir şeyi onun hakkında konuştuğu vakte gidip ondan hakkını helal ettirmesi lazım. Aynı şekilde söz taşımacılıkta da. فَاِنَّهُ قَدْ وَارَدَ فِي اِتْكَابِ هَاتَيْنِ ذَمِيمَتَيْنِ Şu iki kötü olan hasretin yapılmasında, işlenmesinde varit olmuştur, gelmiştir. وَاِدٌ شَدِيدٌ Şiddetli olan bir tehdit. وَالِجِتْنَابُ عَنِ الْكِذْبِ وَالْبُهْتَانِ اَيْضًا ضَرِرِيُّنْ Yine İmam-ı Rabbani'nin yalan söylemek ve iftira atmak da bunlar, bu ikisinden kaçınmak da zaruri gereklidir. Yalan söylemek her kötülüğün başıdır malumunuz. Bir de iftira zinadan daha da beterdir. Rabbim muhafaza eylesin. وَهَاتَانِ الرَّذ۪يلَتَانِ Şu yalan söylemekle iftira atmak haramani fi cemi'il edyan, bütün dinlerde, semavi dinlerin her birinde hepsinde haramdır. Ömür teki bu huma, bu yalan söyleyen ve iftira eden kişi, bu ikisini yapan me'udun aleyh bi'idatin kesiretin, çok tehditlerle kendisine vaat olunmuştur. Yani Mevla'dan asır bu şekilde anlatmıştır kendisine. Ve sebru'yu bil halki ve dünubil halayfi, insanların diyor ayıplarını ve günahlarını örtmek, daha böyle affetmek, daha ve tecavüz olan zellatiyim, yani onların küçük olan hatalarından geçmek veya onlara müsamaha göstermek, min azaymil umur, büyük olan işlerden derken büyük şahsiyetlerdendir. Rabbim muhafaza eylesin inşallah.
Tabii ki insan başkalarının ayıplarını örtmek böyleyse, kişi kendi ayıplarını açığa çıkartmak daha da kötü bir şeydir. Yani bir insan bugün sanal sosyal medyada, sanal şeyde kendi yaptıkları yanlış olan şeyleri, birçok melanetleri bile ortaya, piyasaya, millete sunuyorlar. Bunlar çok kötü olan bir şeydir ki bunları söylemek değil, başkalarının ayıplarını örtmek bile büyük olan şahsiyetlerdendir. İmam Rabbani Hazretleri cepsini yapmamız gereken 5 vakit namazı tarihkanla güzel kılacak. Zekatımızı vereceğiz. Onlardan bahsetti. Ondan sonra da yapmamız gereken şeylerden basit yapmayacağız. Ne? Yalan söylemeyeceğiz, iftira atmayacağız, gıybet etmeyeceğiz. Hele bu gıybetten kurtulan var mı bilmiyorum ben Allah'ım. Bu gıybet kastanında kurtulan var mı bilmiyorum ben. Allah kurtarsa hepimizi. Bu gıybet bizi mahvetti ya, yok etti ya, yok etti. Günahlarımızı, yani ibadetlerimizi perişan etti. Nasıl bir insan böyle? İnsan bindiği dalı keser, bindiği dalı kesiyor ya. Yapma böyle de, yapıyoruz. Allah bizi ıslah etsin. Allah bizi hayırla ıslah etsin. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Amellerimizi yok ediyoruz. Amellerimizi yok ediyoruz ya. Ha? Allah bize yıkar etsin. Yalan bir taraftan, iftira bir taraftan. Allah hepsinden bizi kurtarsın. Yalandan kurtulmak kolay. İftiradan da kurtulmak kolay. Ama bu kıymetten kurtulmak çok zor. Allah bizi kurtarsın. Amin. Gıybet bir acayip. Ya öyle etini yiyorsun ya. Öyle etini yiyeceğiz ya. Allah Allah. Cenab-ı Hak diyor. وَلَا يَتَّبَعْفُمْ بَعْنَا اَنْ يُحِبْ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلْ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتَنْ فَكَيْتُمْ Şimdi bazı gıybet etmesin. Hakkını bile ilgili konuşmasın. Bıraksın bunu. Ne olur yaparsan Cenab-ı Hak diyor. اَنْ يُحِبْ اَحَدُكُمْ Hep birisi sever mi yani? En yekul yemeği, lahme ahi, kardeşin etini yemeği. Ama kardeşi nasıl? Meyten ölmüş, uzanmış böyle, kemiriyor böyle. Hakikati bu ya. Allah bizleri karşısına mahvedersin. Bu ölü eti yemek, tehlikelidir ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiramdan birisi yani, gönderdiler şimdi, ismi hatırında değildir. Ya Resulallah, ya fulan, işte Resulullah bir de şey geldi, et geldi, uzun zamandır et yemedik, bizi yani et isti oradan. Giderken de gönderdiler dedi, beceremez dedi, bu işi yapamaz dedi yani, alamaz dedi, şimdi kursullar konuşamaz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Resulallah beni gönderdi, uzun zamandır et yemediler, size et yediklerini gördüler, et istiyorlar sizden. De onlar etlerini yediler efendim buyurdu. De onlar etlerini yediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, şaşırdı tabii ki yani, gitti. Dedi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, etlerini yediler, biz et yemedik ya Resulallah, ya yemedik. Gitti Resulallah, kardeşin etini yediniz. Kardeşin etini yediniz, böyle konuştunuz. Allah bizleri karşısında affeylesin. Şu çok tehlikelidir, hepinize, hem kendim, başta kendimden sonra size emrediyorum. Şu gıybeti bırakalım. Allah bırakmaya bizi muvaffak eylesin. Muvaffak, bırakmaya muvaffak eylesin. Gıybet bütün amelleri yok ediyor. Gıybet zinadan tehlikeli. İşin tehlikeli, büyük bir günah. Çok büyük bir günah. Yani zinadan tehlikeli, niçin daha büyük, zinadan büyüktür? Çünkü zina kendi kendine tövbe ettim, Allah affediyor. Tövbe ettim, affediyor. Ama gıybeti, kimi gıybet ettiyse onu da helal almadıkça Allah affetmiyor. Allah onu affetmiyor. Gıybet denedir, ben size söyleyeyim. Olan bir şey konuşmaktır. Olan bir şey konuşmak kıymettir. Olmayan bir şey iftiradır, o daha tehlikelidir. Allah kurtarmamak üzere. Bizim yani sürekli kendime ve size söylediğim bir şey vardır. Kendi ayıbımız bize yeter. Başkasının ayıbını konuşmaya bizim vaktimiz yok. Kendi ayıbımızı biz düzeltelim. Kendimizi tamir edelim. O bize kafidir. Allah bizi kendi ayıplarımızı düşünüp konuşanlardan, kendi ayıplarını telafi edenlerden eylesin. Hocam benim ayıbım, sana bir tane şey söyleyeyim mesela. Hepinize soruyorum.
Sen secdeye gittiğinde Allah seni secdeye indiriyor. Secdede Allah'tan başkası hatırına geliyor. En büyük ayıp tür, buna daha büyük ayıp yok ki. Sen bunu tamir et ya. Sen bunu tamir et. Ben secdedeyim ama Allah'la değil. Nereye gittin ben dedim ya. Nasıl bir secde bu? Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Ala diyorsun. Nasıl diyorsun bunu ya? Cenab-ı Hak huzuruna alıyor. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyorsun. Derken başka yerlerde geliyorsun. Bu ayıp sana yeter ya. Yani insan, yani Cenab-ı Hak bizi çok affedici. İnsan belki müşrik biri oluyor ya. Allah korusun. Bu ayıp bize yeterken başka ayıpları aramaya gerek yok. Ben yani kimsenin duyamayacağı, bilemeyeceği ayıpları ben size söyledim. Biz bu ayıplarla meşgul olalım, kendimizi Allah'a güzel kul ederim inşallah. Biz uzak kalmışız Rabbimizden. Allah-u Teala'ya deneyim, Mevla'nın istediği gibi kul olalım inşallah. Allah öyle olmaya bizi muvaffak eylesin inşallah. Herkesin gönlünde hoş etmeye çalışalım. Allah hoş etmeye bizi muvaffak eylesin. Şimdi bir kardeşim bize bir kağıt göndermişler. Maşallah tebrik ediyorum. Tebrik etmek için de hem ona tebrik edip size teşvik olsun diye söylüyorum. Hocam diyor sizi seviyoruz. Tamam ben de onları seviyorum. Allah sevgimizi artırsın inşallah. Ailemiz içerisinde 25 hatim yaptık diyor. Resulullah Efendimiz 25 hatim başladı. 21 hatim değil ha. 25 hatim yaptık diyor. Ha Resulullah Efendimiz'e ve sahabe-i kirama gönderdik diyor, dua eder misin diyor. Biz de dua edeceğiz inşallah, duaya dahil edeceğiz inşallah. 25 hadim. Bak maşallah bunu kim yaptı, tertip ettiyse tebrik ediyorum. Allah-u Teala böyle hayırlı işleri yapmaya bizi muvaffak eylesin inşallah. Ne büyük bir iştir. Kur'an okutmak çocuklara, aile efradına falan okutmak. 25 hadim. Bunu kaç ayda yaptılar bilmiyorum. Bir haftada mı yaptılar, üç günde mi yaptılar? Kim bu kağıdı gönderdi bana? Kağıdı götüren kim? He? He? Tamam, maşallah. O diğer bizim tabirlerdenmiş birisi. Hoşuma gitti. Gene hoşuma gidecekti ama böyle olunca daha çok hoşuma gitti. Biz de hisseden uyuyoruz bundan. Daha çok hisseden uyuyoruz. Onun için daha çok hoşuma gidiyor. Amin. Subhan Rabbiyel Aleyhi Aleyhi. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ mâ kullâni nehdediye levlân hedâna Allah. Hamdan tayyiben mübareken fîhî cezîlen cemîlen dâillâ kullâ havrâ kuvvetillâ billâh. Ve salatu ve selam ala seyyidina nebiyyina hadin ilallah da'in ilallah şefi'ana indallah Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ve ve tabi'ine lehum ihsanla ve middin. Allahümme ya alim ya halim ya alim ya azim ve la ilahe illa ente ve la na'udu illa iyyake fa'fu anna ve afina teqabbel minna inneke entes semiu'l alim. Allahümme ecalna Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا الروح ارواحنا كبرة قلوبنا معلمنا ما لم نعلم الحاج خادم محمود الوفي قدس الله اسرارنا واشفاتي امين يا ربي اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم قاهر كبرة الحبيبة المرحلين اللهم اشفي الظالمين الظالمين اخذنا بينهم سالمين امين غانمين اللهم اكثر لنا من الاخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا اهليه الاستقامه حسن الخدمه في الدين والفناء المقالة همين ورسولك اللهم في الدارين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وحشورنا مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم hasta kalpleriz. Şifa olacak. Deva olacak sohbet kabinleriyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sana aşkın, muhabbetin, havfın, haşetin, muhabbetin, husulüne ve ziyaretin sebep olacak sohbetler kabinleriyle ya Rabbi. Ya Rabbi Habibine ittiba, bin şeritten ihyasa ve sebep olacak sohbetler kabinleriyle ya Rabbi. İman nurun kalpte muhkemleşmesiyle, envarına, esrarına, fücretine, marifine,
Ahlul mandaraya umman olmasına sebep olur sohbetler kabinlerine ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi melaike-i kiramı kuşattın ve ya Rabbi sekiyet ilahi indirdin. Rahmet ilahi kuşattın bir meclis kabinlerine ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sonra bütün meşayihimizi ve Habibin ruhlarını, bütün meşayihimizin ruhlarını, bütün salih kullarını, dostların ruhlarını, ihvanımızın ihvan edildiğinde seyirci ve kardeşlerimizin ruhlarını hazır bulduğun sohbetler kabinine eyle ya Rabbi. Ölüm meclis eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sunna kereminle merhametinle ya Rabbi. Ya Rabbi, asi kuluna sen konuşturdun. Taksinin kusurunu affeyle ya Rabbi. Gafletini affeyle ya Rabbi. Müşrif Efendisi'nin insanından, Cüneyt Şeyh'in insanından, Habib'in insanından sadrına sohbetler kabinine eyle ya Rabbi. Sohbetler kabinine eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi kibirden, vücuttan, bildiğin ahlak-ı seyyiden koru muhafaza eyle ya Rabbi. Şu dilimizi gıybetten koru muhafaza eyle. Şu kulaklarımızı gıybet dinlemekten koru muhafaza eyle. Şu ya Rabbi kulaklarımızı boş yerler dinlemekten koru muhafaza eyle. Şu dilimizi boş yerleri konuşmaktan koru muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aile içerisinde sıkıntı bulan kullarına huzur ihsan eyle. Huzur ihsan eyle. Huzur ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Hanımları kocaların istediği gibi olmaya, kocalar da hanımların istediği gibi olmaya sen muvaffak eyle ya Rabbi. Terbiyelerine karşı anlayışlı olmayı nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Basit basit şeylerden ayrıntının bozulmasına, gitmesinden koru muhafaza eyle ya Rabbi. Koru muhafaza eyle ya Rabbi. Çocuk yetim değil mi? Yetimden daha beter duruma düşmekten koru muhafaza eyle ya Rabbi. Anne bir tarafı, baba bir tarafı çekecek. Çocuk ne olacak belli değildir. Ya Rabbi sen bu duruma düşmekten çocukları koru muhafaza eyle ya Rabbi. Koru muhafaza eyle ya Rabbi. Koru muhafaza eyle ya Rabbi. Bizden dua isteyip bütün kulların hayır martlarını ihsan eyle. Dertli olan kulların derman ihsan eyle. Borçlu olan kulların borçlarına neden imkanlar ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi lütfunla, kereminle, merhametinle sen ne istiyoruz ya Rabbi? Harici ve dahili bütün düşmanlar şerlerinden memleketimizi koru muhafaza eyle. Koru muhafaza eyle. Harici ve dahili düşmanlar yapmış bu bütün uzakları kendi aleyhlerine terdi ile ya Rabbi. Ya Rabbi bütün fitnenin başı ki Amerika'dır, Avrupa'dır, İsrail'dir. Ya Rabbi bunlar kahret ve tecevbül. Kavru bericen eyle ya Rabbi. 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 Ya Rabbi bu ülkemiz vasıf edip Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Yardım eyle. Amin. Yardım eyle. Amin. Arkadaki Müslüman kardeşlerimize de yardım eyle. Amin. Sahiplerini istedik bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Ya Rabbi senin dini yaşadığına sebep zulme uğrayan bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Yardım eyle ya Rabbi. Bir an önce konuşulduk az zulümden kendilerini kurtar ya Rabbi. Amin. Kendilerini kurtar ya Rabbi. Amin. Kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dayanamayacağımız imtihanlarla da bizleri imtihan eyleme ya Rabbi. Dayanabileceğimiz, sabredebileceğimiz imtihanlarla bizleri imtihan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bize bir imtihan, sabır da bize ihsan eyle ya Rabbi. İmtihan göz gelmeyi, sabretmeyi bize ihsan eyle ya Rabbi. Yani sana güzel kul olmaya sebep olacak her şey ya Rabbi. Ya her şey nimet bilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Nimet bilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Tapduk Hazretleri'nin tekesi Gülsemde'den bahsettik. Meşayih'den bahsettik. Meşayih'in haliyle hallerini bize nasip eyle. Tapduk Hazretleri'nin tekesi Gülsemde'nin hali hallerini bize nasip eyle. Sızlanıp bağırıp çağırmaktan bize kayın muhafaza eyle. Ya Rabbi sana dönmeyi Allah Allah hak hak demeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Hak hak demeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Sen bize ne ihsan edersen hep hak hak demeyi bize nasip eyle. Allah Allah demeyi bize nasip eyle. Lütfunla ihsan edeyim, ihsanına ya Rabbi hep Allah demeyi, kahrına bize muamele etsin, gene Allah demeyi, sana dönmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Merhametlerimize, meşayihimizin ahvalini halletmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Şeyhimizin halini halletmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Onun ruhunu ruh edinmeyi bize nasip eyle. Yine meşayihimizin ervahını ruh edinmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Habibin ruhuyla ruhlanmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Şu kıymetli mekan hüzü bela ufattan koru muhafaza eyle. Koru muhafaza eyle. Koru muhafaza eyle. Ya Rabbi.
Afiyet insanlar içimize sokma ya Rabbi. Afiyet insanlar içimize sokma ya Rabbi. Bizi birbirlerimizi zarardan koru muhafaza eyle ya Rabbi. Ya birbirimize zarardan koru muhafaza eyle ya Rabbi. Merhametine seni de istiyorsan varıyoruz ya Rabbi. Şu kıymetli mekanı, takva kullarını, salih kullarını, ya Rabbi dostluğuna ikram ettiğin, aşkını, muhabbetini, havfini, haşiyetini, mehabetini ihsan ettiğin kullarını karargaha eyle ya Rabbi. Karargaha eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ilmi, ameli, ihlası, takvayı elde et, mehrez, azim, gayret, cehet, ihtisahı ikram edeceğin. İlimde, amelde, ihlası, takvadan da ortaklaştıracağın. İlmin, ameli, ihlası, takvanın bütün kentine yayılmasına istimal edeceğin. Rızana göre istimal edeceğin. Ya Rabbi, kullarını dünyanın her bir tarafından koştur, burayı doldur ya Rabbi. Amin. Burayı doldur ya Rabbi. Amin. Şu mekanı bize yetmez eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, o bundan sonra bize bir mekan ihsan eyle, o mekan da etmez eyle ya Rabbi. Amin. Tekrar bir mekan da yoldan etmez eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ben saymak istiyorum çok çok ama ya Rabbi, sen biliyorsun lütfunla kereminle ya Rabbi, kullarını seferde eyle. Amin. Koştur ya Rabbi. Amin. Dünyanın her bir tarafından koştur ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, önündeki mevaniyi kaldır ya Rabbi. Amin. Engelleri kaldır ya Rabbi. Amin. Gelmelerine sebep olacak mevaniyi kaldır. Amin. Engelleri kaldır. Onlar bize kavuştur, burada okusunlar, takva üzere okusunlar, ihlas üzere okusunlar ve bu din İslam'ı o taraflara yaysınlar ya Rabbi. Amin. Sen de istiyorsan var ya, duamıza icabet eyle ya Rabbi. Amin. Duamıza icabet eyle ya Rabbi. Amin. Bu güzelliklerimize gelmesinde kendisi vesile ettiği fendi hastalarımızın adil ve kamil şifalar etsin eyle. Amin. Ya Rabbi, yolunu daim eyle. Amin. Ya Rabbi, kendisi bize razı eyle. Amin. Kendisi hüsnü hatime eyle, merzuk eyle. Amin. Sizi hatimeden koru, muhafaza eyle. Cenab-ı Kanan tercihlerinin ihyasına muvaffak eyle. Amin. Kendisi bize razı eyle ya Rabbi. Amin. Bizi de kendisine razı eyle ya Rabbi. Amin. Bütün ihvanına ondan gerekli şekilde istifadeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, şu kardeşimizin yapmış olduğu, ailece yaptığı şu hatimde dergâhsine kabul eyle ya Rabbi. Dergâhsine kabul eyle ya Rabbi. Cümlesine hazır ecübe sübâti evvelen bizzat sacayi kâinatı ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek aziz latif tahar ruhlarına hediye eyleksin vasıyla ya Rabbi. Din peygamberan yıllar efendilerimiz ervanı hediye eyleksin vasıyla ya Rabbi. Ahlu ezvâli sâbkâmızı eğitim ervanı hediye eyleksin vasıyla ya Rabbi. Din piran efendilerimizin tüzüklerini sâhı türük aleyhim meşayih ve mütüfü elvahına hediye eksen vasıyla ya Rabbi. Müştehidiyim, müfessiriyim, tekin usulüyüm, fukaha, kurratullah, fuvacıya da izinle hamileyi kurar elvahına kafe ehli islam, kafe ehli iman, alakal imanat elvahına hediye eyledik sen vasıyla ya Rabbi. Vasıyla ya Rabbi. Vasıyla ya Rabbi. Sunna kerevine merhametinle bize mamal eyle ya Rabbi. Şu Kur'an elimizden düşürme ya Rabbi. Kur'an elimizden düşürme ya Rabbi. Kur'an elimizden düşürme ya Rabbi. Merhametle bize muamele eyle ya Rabbi. El-Fatiha. Bunu bana atar mısın bana? Vereyim mi numara? İnternet atacağız zaten oradan bakabilirsin. Ben bilmiyorum şeyler nasıl bulacağım. Sen numaranı...